tabanı b olan ve yüksekliği h olan bir dikdörtgenimiz varsa alanı bulmak çok kolay değil mi? Dikdörtgenin alanı b çarpı h olacak. Bu sadece bir dikdörtgenin alanını bulmak için, nasıl bulduğumuzu hatırlamak için yaptığımız bir tekrar. Tabanla yüksekliği çarptık. Şimdi bir paralel kenara bakalım. Bu paralel kenarında tabanı b ve yüksekliği h dikkat etmemiz gereken nokta burada yükseklikten kastımız bu çapraz gelen, çapraz gelen kenarlar değil. Yukarıdan aşağıya 90 dereceyle yani dik olarak indirdiğimiz doğru bizim yüksekliğimiz olacak. Tabanını ve yüksekliğini bildiğimiz bir paralel kenarın alanı ne olacak? İlk bakışta çok bariz görünmüyor olabilir ama size aklınızda, kafanızda canlandırmanıza yardımcı olacak bir şey göstereyim. Bu sol tarafta gördüğünüz alanı, yani üçgeni alıp, sağ tarafa geçirelim ve bakalım ne olacak. Bu parçayı aldık, kestik ve yapıştırdık. Bu parçayı sağ tarafa taşıyınca ne oldu? Fark ettiyseniz paralel kenarımız artık yukarıdaki dikdörtgene benziyor. Tek yaptığımız bu soldaki alanı sağ tarafa almak. Yani aslında bu iki şeklin alanları aynı. Az önce paralel kenar olan şeklimizin de alanı b çarpı h olacak. Sadece bu parçayı alıp sağa taşıdık. Sonuç olarak eğer taban ve yükseklik bize verilmişse, bir paralel kenarın alanı bu ikisinin çarpımı olacak. Yani her iki şeklinde alanı b çarpı h'tır diyebiliriz.